Ekin'in ilk yarı final maçı Efes Pilsen Darüşşafaka Doğuş karşısında. İki takım maç öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Size kısa bilgiler vermek istiyorum maçtan önce. İstanbul'da Darüşşafaka Doğuş İstanbul birincisi, Anadolu Efes İstanbul ikincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Aralarında oynadıkları maçların birini Anadolu Efes kazandı. Diğer maçı Darüşşafaka Doğuş kazandı. Final grubunda Anadolu Efes'in aldığı iki Beşiktaş mağlubiyeti açıkçası Darüşşafaka Doğuş'a şampiyonluk yolunu açtı. Çünkü Darüşşafaka Doğuş da hiç beklenmedik bir maç kaybettiler. Şu an hatırlamıyorum açıkçası. İki takımın da aralarındaki mücadeleler zevkli ve çekişmeli oluyor. Darüşşafaka İstanbul'da final grubuna gelinceye kadar çok zorlu maçlar oynadı. Kazandığı 6 ya da 7 maçın neredeyse tamamını uzatmalara gitti maç ve uzatma periyodu oynayarak kazandı. Anadolu Efes ise bütün maçlarını rahat bir şekilde geçti. Beşiktaş maçlarında zorlandı ve o maçları da zaten kaybetti. Yalnız final grubunun kura gereği son maçı Darüşşafaka Doğuş'la karşılaşıyordu ve o maçı kazanan puan durumuna göre kazanan şampiyon oluyordu. O maçı 24 sayı farkla kaybetti Anadolu Efes ve o maçtan sonra Anadolu Efes'te bir koç değişikliği gerçekleşti. Bu koç değişikliğini dün de Anadolu Efes maçını anlatırken söylemiştim. Bilal Duru ile Anadolu Efes'in altyapı sorumlusu Bilal Duru ile konuştuğumuzda Efes o maçla ilgisi olmadığını ve Yıldız takım antrenörü Fatih Gezen'in A takım yardımcı antrenörü olduğu için Yıldız takıma kendisinin bakmak zorunda kaldığını söyledi. Yani mağlubiyete bağlamamamız gerektiğini belirtti. Çok zorlu maçlar oynadılar iki takım da buraya gelinceye kadar. Darüşşafaka Doğuş'un bana göre, benim basketbol bilgime ya da yorumlarıma göre Darüşşafaka Doğuş'un oyuncu kadrosu Anadolu Efes'e göre hem daha geniş hem daha fayda aldığı oyuncu sayısı fazla. Anadolu Efes'te ise bu rotasyon dediğimiz bölüm biraz daha kısıtlı. Ancak Anadolu Efes'teki koç değişikliğinden sonra açıkçası ilk dörde kalmalarına, yarı finale kalmalarına Anadolu Efes'in şaşırdım. İstanbul'daki görüntüleri böyle değildi. Burada ilk dörde kalabilecek bir basketbol oynamıyorlardı bana göre. Ancak koç değişikliğinden sonra bunu başardılar. Şimdi yarı final maçına çıkıyorlar. Bu bir bakıma da İstanbul'daki final grubunda son kaybettikleri maçın rövanşı niteliğinde. Çünkü farklı mağlup olmuşlardı. Şimdi Anadolu Efes
bu maçı kazanıp adını finale yazdırmak isteyecektir. İki takımın kadrosunda da dörder yıldız milli takım oyuncusu var. Zevkli ve heyecan dolu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Darüşşafaka Doğuş oldukça güzel bir basketbol oynuyor. Fakat dün izlediğim Anadolu Efes'te göze hoş gelen, mücadeleci bir yapıya bürünmüş. Bilal Hoca'nın tekrar yıldız takımın başına geçmesiyle. Darüşşafaka'nın tek avantajı bu sezon çok fazla uzatma süresi, uzatma periyodu oynamaları, zor maçı çok oynamaları diye söyleyebilirim. Onun dışında maç ortada ve hava atışıyla başlıyor. Evet, ilk uçum Darüşşafaka Doğuş'tan. Arda Tuncer'in atışında isabet yok. Ancak rebound mücadelesinde foul yapılıyor ve Darüşşafaka topu kenardan oyuna sokup başladı. Mert Akay'da top. Yavuz Gültekin potaya hareketleniyor. Atışında isabet yok. Hücum reboundunu alan Emre Caniklioğlu. Paylaşılamayan top kararı, hücum sırası Efes Pilsen'de olduğu için top oyuna Efes Pilsen başlayacak. 24 saniye bitmesine çok az bir süre kala Arda'nın attığı şut isabetli olmamıştı. Şimdi oyuna Anadolu Efes başladı. Mustafa Kurtuldum'un penetresi sonucunda Mert Akay foul ile durduruyor Mustafa'yı. Mustafa iki atış kullanacak. Maçın daha henüz başı ancak oldukça sert ve güzel bir müsabaka izleyeceğimizi sinyallerini veriyor oyuncular. Mustafa Kurtuldum'un ilk atışı isabetli. Maçın ilk sayısı Mustafa Kurtuldum'dan geliyor. İkinci atışı, bunda da isabet var. Ve Darüşşafaka Doğuş topu oyuna sokup hücum alanına geçti. Emre Caniklioğlu, Mert Akay. Mert Akay'ın penetresinde Yavuz